önce operasyon kararı alındıysa 2 yıl ne beklendi? 11 Temmuz 2018'de Sayın Adnan Oktar ve arkadaş çevremize yapılan operasyonun kararı tam 2 yıl önce alındı. Arkadaş grubumuzun da 2 yıl boyunca takip altına alındığı belirtiliyor. İşte operasyonla ilgili en büyük şaibe ve soru işaretleri de burada başlıyor. 2 yıl önce eğer ortada gerçekten bir suç örgütü ve işlediği bir takım suçlar varsa neden o tarihte müdahale edilmedi? Normal şartlar altında eğer bazı eksik deliller vesaire varsa bunlar da en fazla birkaç aylık takiple tamamlanır, ardından operasyon düzenlenirdi. Ancak ortada hiçbir suç unsuru olmadığı için 2 sene fabrikasyon suçlar üretelim, 2 sene sonra da bizim basınla bunları köpürtüp operasyon yaparız gibi bir yol izlendiği çok açık. Bu amaçla 2 yıl gibi uzun bir süre boyunca yapay suçlar üretilmeye çalışıldı. Sıradan olayların suç kapsamına sokulabilmesi için uydurma senaryolar tasarlandı. Ajan provokatörler devreye sokuldu. 28 Şubat fahişeleri benzeri eskortlar ayarlanıp eğitilerek uydurma taciz ve cinsel istismar tiyatroları hazırlandı. 30'una 40'ına merdiven dayamış kadınlar birdenbire "bizi de çocukken taciz etmişlerdi" diye aniden ortaya çıktı. Bu esrarengiz 2 yılın iftiracı devşirmek, yalancı tanıklar, organize şikayetçiler, sahte mağdurlar toplamak, mesnetsiz uydurma deliller oluşturmak ve bu sayede dava dosyasının içini doldurmak için geçirilen zaman olduğu artık çok net bir şekilde anlaşıldı. Kısaca ortada hiçbir suç olmadığı halde önce operasyon kararı alınmış, sonraki 2 yıl boyunca da işlenmemiş hayali suçlar imal edilmeye çalışılarak hukuk ve kanuna tam ters bir yol izlenmiştir. Hala da aleyhimizde hiçbir somut kanıt olmadığı için iddianamenin yazılması geciktirilerek bu 2 yıl daha da uzatılmaya çalışılmaktadır. Amaç ise en büyük destekçilerini etkisiz hale getirerek Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmaktan başka bir şey değildir.